Mahpus. O gün kasabanın hapishanesi önünde müthiş bir kalabalık vardı. Bir kız meselesinden 15 yaşında hapse girmiş Ahmet isminde bir delikanlı o gün kurtuluyordu. İki köy ahalisi, çoluklu çocuklu, gelin arabaları denecek kadar süslü arabalarla şehrin hapishanesinin önünü doldurmuştu. Arada polisler, jandarmalar, gazozcular ve şıracılar geziniyordu. Bir ara kaymakam beyin emriyle köylüleri dağıtmak istediler. Ne olduğu meçhul, hırpani bir genç mani oldu. Öyle ki yanında duran ve arkadaşı olduğu anlaşılan iyi giyinmiş, mevki sahibi olduğu belli bir adam bile işe karıştı. Polislere, ''Ne var?'' dedi, ''Ne oluyor sanki? Bırakın canım, hapishaneden çıkan adamı alacaklar. Size ne oluyor? Ben kaymakam beye çıkıp söylerim.'' Gelen geçen de bu köylü kafilesine karışmış, hükümet önü insanla dolmuştu. Böyle bir köylü kalabalığını bu şehir bir defa daha görmüştü. Aşağı yukarı 20 sene evvel. Şehrin o zamanki vaziyeti garipti. Milli ordular teşekkül etmemişti. Şehri bir gün halife kuvvetleri, bir gün Yunanlar, daha ertesi gün ise Çerkes Etem kuvvetleri işgal ediyordu. İstanbul'a yakın olduğu için şehirden zenginler kaçmıştı. Yalnız fakir fukara kalmıştı denilebilir. Fakat gelen çapulcu kuvvetler ne var ne yok süpürüyor, daha olmazsa ağaçlara insan asıyordu. Şehrin milis kuvvetleri vardı. Küçük bir kuvvet karşısında hemen evlerine kaçan bu genç kafile de ayrıca şehrin sırtından giyinip kuşanıyor, fişekliklerini sıralıyor, hiçbir kuvvetin şehirde görünmediği zaman fiyakasından durulmuyordu. Bu vaziyeti haber alan köylüler, baltalar, nacaklar, kasaturalar, Kırım Muharebesinden kalma silahlar, daha bunlara benzemez bin türlü barbar aletlerle şehir ahalisini korumak üzere kasabaya yürümüşlerdi. O kasabaya ki daha 4-5 ay evvel kantarları eksik tartan, küçük ve kınalı kızların mayıs kokan toprak sofalarda yetiştirdikleri koza sepetlerine alyanslı ellerini sokan ve sarısı boldur bu kozanın diye temiz koza olduğu halde aşağılık bir fiyat biçen insanlarla doluydu. O kasabaya ki eşrafının geçimi aşar yüzünden tüccarının geçimi eksik tartan kantardandı. Köylüler bunu bilmezdi zannetmemeli. Fakat yabancı düşmanlara karşı bir kardeş hırsızlığının, nankörlüğünün hıncı çabuk sönerdi. Şehri doldurmuşlardı. 10 günlük erzaklarıyla gelmişlerdi. 10 gün sonra yine 10 günlük erzaklarıyla başka bir kafile köylerde hazır bekliyordu. Şehri nöbetleşe bekleyeceklerdi. Kuvayi Milliye teşekkül edinceye kadar şehri beklediler. 40 kilometrelik uzaklara kadar kasabayı baltalı ve nacaklı köylülerin binlerle bekledikleri işitildi. Ne Çerkez Ethem, ne Yaveri, ne Halife kuvvetleri, ne de Yunanlar gözüktü. Bütün çapulcu alayı başka kasabalara gittiler. O gün çocuktum ama hatırlıyorum. Hükümet önünü hemen hemen bugünkü gibi doldurmuşlardı. Yüzlerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Öyle ki insan bu adamların niçin buraya geldiklerini bilmediği zehabına kapılabilirdi. Halbuki bu bir sürü değildi. Hepsi tek bir maksat için geldiklerini teker teker biliyorlardı. Fakat bu bilgi o kadar paylaşılmış bir haldeydi ki açığa vurmaya lüzum yoktu. Ölmeye yahut bir şey, iyi bir şey veya hareket yapmaya karar vermiş köylü yüzü kadar donuk, soğuk ve ciddi hiçbir yüz görmedim. Bugün aynı yüzü mahpusu bekleyenlerin yüzünde gördüm. Yalnız o eski silahlarla geldikleri günkünden daha şendiler. Hatta aralarında şimdiden sarhoşlar vardı. Bunlar daha çok gençlerin arasındaydı. İhtiyarlar ve orta yaşlılar o günkü gibi soğuk, vakur ve ciddiydiler. Mahpus akşama doğru bırakılması lazım gelirken idareten öğleye doğru serbest bırakıldı. Tam 7,5 sene yatmıştı. Teğrü taze bir delikanlıydı. Siyah her tarafından akan uzun saçları, incecik oya gibi bir yüzü vardı. Tatlı tatlı gülüyordu. Aynı yaşlarda bir delikanlıyla kucak kucağa geldiler. O delikanlı mahpusu alıp etrafı dallı perdelerle kapalı bir öküz arabasına götürdü. Mahpus perdeyi açıp içeriye süzüldü. Arabadan bir iki kadın başı göründü ve kayboldu. Perdeler kapandı. Delikanlının girdiği o araba önde, öteki arabalar arkada, süvariler ve yayanlar yola düzüldüler. Bütün şehir halkı acayip acayip dükkanların önüne çıkarak, kahvelerden fırlayarak bu garip olaya baktık. Hikayeyi ancak akşamüstü herkes öğrenebildi. Olağan şeylerden biriydi. Ahmet'in köyü ile Mehmet'in köyü karşı karşıyadır. Önlerinden Sakarya bulanık ve homurtulu akar gider.
İki köy arasında birbirine çok yaklaşan Sakarya'nın iki kıyısı yaz kış geçit vermeyecek kadar derindir. Mehmet Ahmet'in Ahmet Mehmet'in köyünden evlenmiştir. Uzun hikaye. İlk önce Mehmet bir çınar kovuğunu sandal yaparak Emine'yi Ahmet'in köyünden Ahmet'in yardımıyla alıp kaçırmıştır. Ahmet ise bir sonbahar gecesi yüze yüze Mehmet'in köyüne geçmiş, evine uğramış, samanlığın bir köşesinde bugünü bekleyen mahut çınar kovuğunu sırtına vurarak Sakarya'nın kenar sazlıkları arasına saklamıştı. Çünkü Ayşe kolay kolay kaçırılamazdı. Evlerinin içi hem kalabalık hem de kalabalıktan geçtim, Ayşe'nin Ahmet'e varmaya pek niyeti yoktu. Mehmet'le Ahmet birbirinden daha fakir insanlardı. Bundan 10 sene evveline kadar kendi tarlaları yoktu. Şehirde eşraftan Hacı Hüseyin Ahvadı'nın vekilleri her yaz bir öküz arabasıyla harman yerine gelirler, haklarını alırlardı. Bir zamandır gelmez olmuşlardı. O zamandan beri biraz rahattılar. Ama pek de merak ederlerdi bu herifler ne oldu diye. Hacı Hüseyin oğullarının babaları ölmüştü. Oğullar Mehmet'in ve Ahmet'in köyünde arazileri olduğunun bile farkında değildiler. Yalnız tapu idaresinden kendilerine kağıt geldiği vakit söyleniyorlardı. Yahu biz bu yerlerden vazgeçtik, nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi Ahmet'le Mehmet'in birinin 70, ötekinin 65 dönümlük arazisi vardır. Bu arazide her şey olur. Birkaç sene evvel mısır ekmişler, mısır para etmişti. İşte o yüzdendir ki Mehmet Emine'yi kaçırdı. O sene ise buğday ekmişler, tam filiz verecekken Sakarya taşmış, 20 gün çekilmemişti. Tohum çürüyüp gitmişti. Bereket Kadinne'ye. Nereden bulup buluşturmuş da aç kalmamışlardı. Gönül meselesinde ise ne yapıp yapıp bir çare bulmalıydı. Gönül meselesiyle boğaz meselesi mühim şeylerdir. Kadinne bu işi de halletmiş, Ahmet'i kenara çekip ''Sen delikanlı değil misin ulen?'' diye çıkışmıştı. ''Kaçır, ne güne duruyorsun? Kaçır o aspayı, sar o aspayı, o canım kızı.'' Hakikaten Ayşe güzel kızdı. Yüzünde ve saçında rüzgar eser gibi bir hali vardı ki en çok insanı sarsan da o haliydi. Ayşe'nin babası fakirdi. Köyde dülgerlik ve nalbantlık yapardı. Su kıyısında evleri vardı. Ahmet'in evinden Ayşe'nin evi ayan beyan gözükürdü. Ahmet onu ta küçükten, esmer ve yıldırım gibi çabuk ayakları Sakarya kenarındaki kumda koşarkenden beri severdi. Ancak yazları 5-6 kişinin yüzebildiği Sakarya'da Ahmet yüzebilenlerin en iyilerindendi. Gelirdi yüze yüze Ayşe'nin evi önüne, bırakıverirdi suya kendini. Sakarya onu apar topar çalar giderdi. Ayşe, anacığım diye haykırırdı. Karşı köyün Ahmet'i boğulacak. Karşı köyün Ahmet'i akıntının sakinleşmiş yerinde birdenbire gözükür. Sersem kara kız diye bağırırdı. Karşı köyün Ahmet'ini öteki köyün Mürtezası mı sandın? Öteki köyün Mürtezası mühim adamdı. Çiftlikleri vardı. Babası Rüstem Bey zengin adamdı. Mürteza şehir mekteplerinde okur, yazları köye dönerdi. Pamuk gibi beyazdı. Ayşe ile aralarında bir sır olduğu rivayet edilirdi. Nedense Ayşe, Mürteza Bey'i gördüğü zaman bir şeyler olurdu. Ne yapsın Ayşe? Beyaz ve mavi gözlü insanları pek sever, içi yumuşayıverir. Fakat Rüstem Bey oğluna Nalbant'ın kızını münasip görmezdi. Şehirden Soğancızadelerin kızını almak niyetindedir. Soğancızade hemen hemen iflas vaziyetinde olduğu için Mürteza ne zaman askerliğini bitirecek diye beklemekten akşamüstleri rakıya alışmıştır. Aklına esince atına atlar ve Rüstem Bey'e 5-10 gün misafir olur. Mürteza ile ava çıkar, müstakbel bir damada yapılacak her türlü nevazişi gösterirdi. O gece Ahmet, Kadinnesinden izni koparınca suya atladı. Karanlıkta karşı kıyıya vardı, don gömlek Mehmet'in kapısını çaldı. Mehmet onu görünce, ''Ne iş bu be Ahmet?'' dedi, ''Gel gir içeri millet görmesin.'' Ona elbiselerini verdi, sonra çınar kovuğunu götürüp sazlığa sakladılar. Ver elini Ayşe'nin evi. Herkes uyumuş olacaktı. Ayşe'nin camını vurdular, açtı. Ahmet kızın ağzına bir mendil tıkadı. Kara kız tepiniyordu. Sırım gibi bacaklarını iki erkek tutamıyorlardı. Sandalın içine attılar, Mehmet küreklere yapıştı. Ahmet, etme Ayşe be, debelenme dedi ve mendili kızın ağzından çıkardı. Ayşe bütün kuvvetiyle haykırdı. Ahmet'in köyü kıyısına vardıkları zaman öteki kıyıda ellerinde fenerlerle ahali sahile toplanmıştı. Mürteza'nın sesi geliyordu. Atlayacağım suya, geberteceğim o herifi. Ahmet haykırdı. Atla olan erkek sen. Mürteza bir kedi kadar sudan korkardı. Önünden döne döne akan Sakarya'ya baktı. Yapamayacağım baba dedi.
Rüstem Bey gülümsedi. Senin harcın değil o dedi. Silahını çekti, karşı köyün karanlığına doğru üç el silah attı. Kim bilir bu kurşunlar nereye gitti diye düşündü herkes. Ahmet Ayşe'yi sabaha kadar konuşturdu. Sabahleyin erkenden kara sandala binip köyüne geçirdi. Geçirdi ama Mürteza Bey Ayşe'yi bir daha istemedi. Halbuki Ayşe Ahmet'e yalvarmıştı. Seviyorum onu, Mürteza'yı. Bırak Ahmet beni demişti. Hem de ben zengin karısı olmak isterim. Ahmet Ayşe'nin elini bile tutmamıştı. Mürteza Bey'e ebe Ayşe'nin'e bile gitti. Kız anasından doğduğu gibi dediler. Rüstem Bey bile oğlunun inadına tutuldu. Ahmak dedi. Sonra da amma namuslu oğlanmış bizim oğlan dedi. Hem de seviyor. Öyle olduğu halde bravo dedi. Sevindi. Ayşe Ahmet'e yine varmak istemedi. 2 sene bekledi. Anası babası Ayşe'yi evlerinde Allah rızası için tuttular. Babası yüzüne bile bakmadı. Anası onu gündeliğe gönderdi. Elinden parasını aldı, çeyizini sattı. Karşı köyün delikanlıları Ayşe'ye laf attılar. Ayşe başını alıp kasabaya kaçtı. Meşhur Saniye Hanım'ın evine gitti. Ayşe'yi Saniye yenge o kız oğlan kızlık gecesini 100 liraya Soğancızade delaletiyle Mürteza Bey'e sattı. Ahmet ise Saniye'nin evinden Ayşe'yi bulup köye getirdi, nikah yaptı. Kadinle'ye Ayşe'yi bıraktıktan sonra Mehmet'in Smith Wesson tabancasını ağrı yeten aldı. Gidip zengin kayınpeder Soğancızade'yi dükkanında buldu. Tam kafasına 3 el sıktı. Köye dönüp tabancanın içinde kalmış 2 kurşunu da Mürteza Bey'in göğsünün ortalık yerine boşalttı. Ama ne delim ki herif ölmedi.